Hepinize merhabalar Hemşire Games takipçileri, yepyeni bir kaleci kariyerine hoş geldiniz. Bir aylık bir ara vardı, bir aydır kaleci kariyeri gelmiyordu. Hepiniz diyordunuz işte yorumlarda, abi kaleci kariyeri gelsin dostum, kaleci kariyeri gelsin, şöyle olsun böyle olsun. Sonunda arkadaşlar kaleci kariyeri gelecek dedim, sonunda artık bu videoyu atacağım arkadaşlar. Bir aylık dönemde bayağı yoğundum dostlarım, o yüzden hiç vaktim olmadı, cidden çok yorgundum, yoğundum. Ama artık düzenli olarak videolarımı atmaya devam edeceğim. Bu arada abone sayımız da bayağı arttı. Hepinize teşekkür ederim dostlarım. Artık nice 10 binleri falan görmeye inşallah. Dostlarım soracaksınız, ya en son işte Fenerbahçe dedin, ne oldu, neden Galatasaray? Arkadaşlar bu bir aylık dönemde 2-3 defa yayın yaptım, canlı yayın yaptım. Yayınlarda işte ne yapalım falan, kaleci kariyeri oynayalım abi dediler. İşte yayınlarda bayağı izleyen vardı, canlı olarak 70 kişinin izlediğini falan gördüm. Bizim kanal için şu an ideal bir sayı. Bu tabi canlı yayın başından sonuna kadar bir 2000 farklı kişi gelip bakıyor, ama herkes de tabi 3 saat boyunca yayında duramıyor. Ben bir yayın yaptım, 3 saat falan yapıyorum. Bir de yayın ne zaman yapacağım da belli olmuyor, saatini belirtemiyorum işte. Bu yayınlarda Fenerbahçe'deydik işte, bildiğiniz gibi. Dediler abi Fenerbahçe'de oynayalım, bu kaleci kariyerini oynasan falan, izleyelim falan, özledi kaleci kariyerini. Tamam dedim, madem öyle oynayalım kaleci kariyerini. Fenerbahçe'de ligde birinci bitirdik arkadaşlar. Son maçta aldık. Ligde birinci bitirdik, Galatasaray'laydı son maçımız. Galatasaray birinciydi, biz ikinciydik, son maç aldık, birinci olarak bitirdik. Şampiyonlar Ligi'nde de arkadaşlar çok zorlu rakiplerimiz vardı, işte Bayern Münih, Chelsea gibi rakipler vardı. Bunlara falan böyle yani yenilerek başladık maça. Sonradan işte benim efsane kurtarışlarım, böyle Van Persie'nin güzel golleri falan, Şampiyonlar Ligi kupasında aldık. Ama öyle bir eğlenceliydi ki yani bayağı gerçekçiydi. Yani normalde alamayacağımız bir maç gibi görünüyordu, aynı gerçeklik gibi. Normalde Fenerbahçe'nin Bayern Münih'le yapsa zor bir ihtimal deriz. Aynen öyle bir maçtı, ama takım ruhunu ortaya koyduk, böyle acayip savaştık falan. Çok güzel bir yayındı. Fenerbahçe sezonunu o şekilde tamamladık. Ben de madem size söz verdim, bundan sonra Galatasaray, ondan sonra Beşiktaş dedim. Şimdi Galatasaray'dayız arkadaşlar. Bakalım zamanı ileri al. Maçı atla diyeceğim arkadaşlar. Şimdi Portekiz maçını at diyeceğim. 4-0 aldı Türkiye. Türkiye'de artık gelişti, onu da söyleyeyim yani. Yayınlardaki maçları da gördük, Türkiye bayağı güzel oynuyor topu. Artık gidelim bakalım. Galatasaraylı arkadaşlarımız da var kanalda. Fenerbahçeli arkadaşlarımız da umarım memnun kalmışlardır. Zaten bayağı önceden de Fenerbahçe'ye gitmiştik. Bu arada Portekiz'e 4 attık, 4 yedik. O şekilde dostlarım işte. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe, zira Türkiye Kupası 1. tur mücadelesi var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk 11'deyiz. Videodaki ilk maçımız derbi maçı olacak ve ardından bir tane daha Fenerbahçe maçı var arkadaşlar. Bir zira Türkiye Kupası maçı daha var herhalde, o da rövanşı mı oluyor bilmiyorum, ya da lig maçı da olabilir, göreceğiz. Şimdi Fenerbahçe maçına gidelim. Yani üst üste aynı derbi maçı var arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Oyun planına baktığımızda Galatasaray'da kadro aynı şekilde, hiçbir farklılık yok. Normal Galatasaray kadrosu gibi, bir şu Büyügel midir nedir, o adamı alıyor Galatasaray hep sağ beke. Hatta bakayım bunu, tam ismine bakayım şöyle. Böyle bir oyuncu hep bunu transfer ediyor, ben onu görüyorum. Mesela bazen işte forvet kariyeri açıyorum falan, öyle kendinize ekran oynamak için. İşte hep bu oyuncuyu transfer ediyor, nedense bilmiyorum artık. Fenerbahçe'de de hep şu Leao'yu, defans orta sahadaki Leao'yu transfer ediyor arkadaşlar. Onun haricinde Fenerbahçe kadrosu da güncel kadro şeklinde. Biz gidince Volkan'ı geçirmişler kaleye. Galatasaray'da da Muslera'nın yerini aldık. Hiç istemezdim ama söz verdim bir kere. İşte o yüzden Galatasaray'a gelmek istemiyormuş aslında. Muslera gayet iyi Galatasaray'da. Onun yerini alacağımızı biliyorduk ama olsun. Galatasaraylı arkadaşlarımıza da söz verdik. Oylamada sıralama bu şekilde çıktı arkadaşlar. Oylama yapmıştık zaten. Bakalım zira Türkiye Kupası maçında neler yapacağız Hemşire Games ailesi. Van Persie Markovic'e doğru. İlk etkili pozisyon Fenerbahçe'den geldi. Van Persie böyle uzattı, Markovic'in şutunda uzandık ve top out'a çıkıyor. Van Persie ilerlerden vuruyor. Fenerbahçe ikinci defa geldi. Leo burada kaptırdı. Van Persie aldı böyle, Snyder'den vurdu. Köşeye uzandık ve maçtaki ilk kurtarışımızı yapmış olduk. Galatasaray'daki ilk kurtarışımız. Şimdi Caner, korner kullanacak Fenerbahçe. Caner pasla
başlamayı tercih etti. İçeri ortasını açtı Van Persie ama yapacak bir şey yok. Çok yakındı Van Persie. Uzandım, yetişemedim ne yazık ki. Defans kapatmalı arkadaşlar. Gol izleyelim. Kötü oldu ya bu gol. 15. dakikada. Caner böyle açtı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Defans hiçbir şey yapmıyor. Farklı açılardan izliyoruz. Caner ortaya açtı. Van Persie bomboş vuruyor. Uzanıyorum yani, yapabileceğim en fazla en iyi şeyi yapıyorum ama ne yazık ki 1-0 oldu maçta durum. Selçuk vuruyor. Selçuk İnan, Galatasaray'ın ilk net pozisyonu. Selçuk döndü vurdu. Az farklı auto çıkıyor Selçuk'un şutu. Araya doğru oynadı Emre Çolak vurdu. Volkan çıkardı. Podolski pasını verdi ve gol. Selçuk attı. 1-1 yapıyor durumu Selçuk derbide. Selçuk İnan. Volkan takım arkadaşlarını teselli ediyor. Devam edin oynayın tarzında ama Burak o kadar savaşıyor ki arkadaşlar maçın başından beri. Orta sahaya kadar gelip top çalıyor Burak. Top taşıyor. Burada Podolski'ye verdi. Podolski Selçuk'a. Caner'e çarpmış. Ardından top ağlarla buluştu. 1-1 oldu durum. Van Persie vurdurmayın. Van Persie sağ tutsam sola atıyor. Sol tutsam sağ atıyor. Çok sert vuruyor Van Persie ya. Mehmet Topal. Alper'e doğru. Alper 3-1 yapıyor Fenerbahçe. Derbide durumu. Mehmet Topal Alper açtı. Alper net pozisyonu gole çevirdi arkadaşlar. Burada Mehmet Topal Alper'in önüne aldı, at pası verdi. Alper'in şutunu zaten uzatsak da bir şey yapamadık. 3-1 oldu ne yazık ki. Van Persie, Alper potu. Alper kapatıyorum ama nasıl yiyoruz anlamıyorum arkadaşlar ya. Şaka gibi ya. Ciddi diyorum, şaka gibi. Bakın pozisyonu bir izleyin. Ya bizim kaleci bugün hiç formunda değil gençler. Cidden hiç formunda değil. Uzanıyorum ben, yatıyorum, kaleci çıkaramıyor. Bakın. Nasıl yiyoruz burayı, bu pozisyonları falan. Normalde bizim bu pozisyonları falan kaçırmamamız lazım arkadaşlar. Zamanında da yatıyorum. Ama işte kaleci çıkaramıyor. Selçuk sola oynadı Podolski'ye. Hadi Podolski'ye. Podolski'ye oynadı Burak. Burak Yılmaz çekti, vurdu Burak. Ama az farklı dışarıya çıkıyor. Zira Türkiye Kupası kazanan Fenerbahçe oluyor arkadaşlar. Metropol Arena'da. Artık ileri diyoruz, ileri. Gençler, yediğimiz gollerden üçünde yapacağımız bir şey yoktu ama son golü belki çıkartabilirdik. Kaleci muhtemelen formda değildi. Arkadaşlar bakın şu özelliklere bakın ya. Vallahi eskiden daha iyi kurtarışlar yapıyorduk ciddi anlamda. Bir nazar mı neydi, ne oldu bizim kaleci artık bilmiyorum da. Bir sıkıntı var yani. Jant Lesir Spor diye bir takım gelmiş. Kim bilmiyorum arkadaşlarım, anlayamadım. Acaba bir hata falan mı oldu ki? Çünkü takımın şeyi falan da yok. Hani logosu falan da yok. Muhtemelen başka bir takımı yanlış bir şey yaptı. Neyse atlıyorum bu maçı. Maça girmeye gerek yok. Bakalım almış olmamız lazım maçı. Evet, Galatasaray 1-0 almış. Güzel. Grupta Juventus vardı. Juventus ne yapmış? Yenilmiş abi Everton'a. Vay anasını. Juventus Everton'a yenilmiş. Güzel. Everton'da yenebilme şansımız var. Yani gruptan çıkma ihtimalimiz var arkadaşlar. Sporto Süper Lig maç günü. 4. maç günü arkadaşlar. Kadıköy'e gideceğiz ama kadroyu almadı hoca. Menajerin güven seviyesi şu an %64. Daha yeni geldiğimiz için Galatasaray'a. Son maçta biraz kötü oynadığım için almadı. Bakalım biz siz Galatasaray neler yapacak. Berabere bitti maç. 2-2 berabere bitti arkadaşlar. Derbide kazanan olmadı. Önümüzde bir derbi daha var. Beşiktaş maçı var. Şu an zaten lig çok anormal gidiyor arkadaşlar. Hiç beklemeyeceğiniz takımlar ilk sıralarda. Yani şaşkınlık yaratacak bir fikstür mevcut şu anda. İlerleyelim bakalım. Karol demiş ki durumumuz çok kötü değil. Sadece birkaç şey düzeltmemiz gerekiyor. Sonrasında tekrar aynı şekilde devam edebiliriz. Yalnız pardon, bu Karol diyorum ya, Corte Real kimse bu yeni transfer etmiş herhalde.
Galatasaray. Karol diyorum, Allah Allah diyorum, bu adam niye zenci değil diyorum. Korte Real'miş oyuncunun ismi. Direkt ezbere Karol diye okuduk. Durumumuz çok kötü değil. Devam etmemiz gerekiyor demiş. Doğru söylemiş. Beşiktaş maçı var. Ardından Juventus maçı var. İki önemli maçtan sonra videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Uzun zaman sonra çok güzel bir dönüş yapmış olmak isterdim ama ne yazık ilk maçta şanssızlık. Kondisyonumuz şu an stabil. Demişiz ki Galatasaray AS ile 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş YK arasında yapılacak maç öncesi Ali şu açıklamalarda bulundu. Son derece formda bir takımla karşılaşacağız. Çok zor bir maç olacak demişiz. İnşallah kazanan taraf biz olacağız arkadaşlar. Onlar bizim evimize geliyor. Beşiktaş arenaya geliyor. Hemen kadroya bakalım şöyle Beşiktaş'ın kadrosuna. Forvet'te Cenk var. Beşiktaş şu an Quaresma yok. İleride Gomez de yok. İki önemli oyuncusu şu an almamış hoca kadroya. Hatta Quaresma ana kadroda bile yok mu? Herhalde sakat. Quaresma yedeklerde bile yok yani. Bakalım bizim kadroda şu anda aynı. Hiçbir farklılık yok arkadaşlar. Umarım bu maçı alırız da yolumuza rahat bir şekilde devam ederiz. Bakalım Beşiktaş maçında neler yapacağız. Gökhan Töre vurdu. Uzaklaştırmak istedik ama kornere çıktı. Şimdi Gökhan Töre ortasını açtı içeri doğru Gökhan. Kerim Fıray gelir mi? Direkt aldım hemen risk atmadan. İleriye de pasımı veriyorum arkadaşlar. Cenk şimdi Oğuzhan Özyakup. Ne yazık ki yatıyor arkadaşlar. Birebir de yapacak hiçbir şeyimiz kalmıyor. Oğuzhan Özyakup. Şimdi Hutchinson bek. Cenk Tosun, Oğuzhan. Ya arka plana çok top bırakıyor Galatasaray defansı. Yani defans sağlam duramıyor ne yazık ki. Bizim hatalarımız da olur az çok arkadaşlar. Hani ama genelde top ben birebir de kalıyorum yani rakiple. Birebir de kaldığımda yapabileceğim fazla bir şey yok yani kaleci olarak. Anca yerimde duruyorum. Yani 7 metrelik kale sonuçta. Her topu çıkartamıyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz bir Neuer olun oyunda. Neuer'le gol yiyorsunuz. O yüzden yapacak bir şey yok. Elimizden geldiğince şutları çıkarmaya çalışacağız. Yenilmemek için, gol yememek için elimizden geleni yapacağız. Şimdi İsmail Köybaşı, Hutchinson, Oğuzhan, Cenk Tosun, Hutchinson. Uzaklaştıralım o topu. İlk yarı bitiyor arkadaşlar. Beşiktaş 1-0 önde ilk yarı sonucunda. Yalnız taraftarların skora rağmen desteği çok iyi arkadaşlar. 1-0 geride olmamıza rağmen taraftarlar hiç susmuyor. Hemşire Games ailesi tribünde hiç susmuyor. Hepinize teşekkür ediyoruz. Şimdi sağ kanattan Yasin. Hadi oğlum Yasin. Yasin Burak oynadı. Burak çok güzel aldı. Tekrar Yasin. Hadi Yasin. Burak da kaldı. Burak Sneijder atar. Sneijder gol. Wesley Sneijder. Güvenimizi boşa çıkartmadı. Binlerce taraftarın güvenini boşa çıkartmadı Sneijder. Golü buluyor. Beraberliği getiren golü. İzliyoruz pozisyonu. Burada Burak. Yasin'e verdi. Yasin çok güzel geçti. Kaybetti. Son olan Burak. Bırakmadı. Verdi Sneijder'e. Böyle asist yaptı. Sneijder de böyle atıyor golü. Çok iyi bir organizasyon oldu arkadaşlar. 1-1 oldu durum. Umutlandık bakalım. Umarım önceki maçki gibi olmaz. Umarım bu sefer alırız. Hadi bakalım. Hadi şimdi kalede dikkatli durmamız lazım. Forvetimizin elinden geleni yapması lazım Burak'ın. Burak'tan bir gol bekliyoruz gençler. Güveniyoruz Burak'a. Hadi Burak. Şimdi Kerim Fıray. Hutchinson. Oğuzhan. Kerim Fıray. Beşiktaş bastıracaktır. Oğuzhan Gökhan Töre'ye doğru indirtme Gökhan'a. İndirtme. Oo, çıktım aldım arkadaşlar. Risk ettim artık. Orada Gökhan biraz daha hızlı olsa açıtma atabilirdi ama o risk şimdi bize belki de golü getirecek. Belki de golü getirecek. Burak Yılmaz. Hadi be Burak. Burak'ın Şampiyonlar Ligi'nde öyle çok güzel bir golü var arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Böyle topuyla önüne indirip attı. Öyle bir şey bekliyordum ama indiremedi Burak ne yazık ki orada. Şimdi Yasin çıkıyor. Sinan Gümüş giriyor. Sinan Aray oynadı. Burak hadi oğlum. Burak Yılmaz gol.
Burak attı, 2-1 oldu abi. Ben dedim Burak'a güveniyoruz dedim. Burak atar dedim. Burak attı, 2-1 oldu. Helal sana Burak. Adamsın Burak. Sinan Gümüş ne kadar yerinde bir değişiklik arkadaşlar, görüyorsunuz. Sinan girdi, verdi pasını. Burak attı arkadaşlar. Yasin kullandı, Snyder. Snyder pasını verdi Burak. Burak Yılmaz. Dönen topta Beşiktaş defansı uzaklaştırdı. Riskli bir pozisyon şimdi Cenk. Beşiktaş kontroya kalkabilir. Çok güzel arkadaşlar, risk etmeyelim. Sakin oynayalım. Gol atacağız derken gol yemeyelim, aman. Bu maçı kazanmayı çok istiyoruz. Orada Burak düştü. Hakem devam dedi. Cenk. Mustafa Pekdemek. Vurdutturma. Vurdutturmayın arkadaşlar. Vallahi zor durumda kalıyorum ya. Böyle arkadaşlar bakın, ceza sahasının dışından defansın önü boş oldu mu kesin atıyorlar yani. Çok zor bir ihtimal çıkartıyorsunuz. Bir de böyle vuran kişi tecrübeli, kaliteli birisi ise çok ileri doğru vuruyor. Bitti. Bitti abi. Arenada 2-1 alıyoruz. Sonradan kazandık maçı. Bir geri dönüş yaşadık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Burak atacak dedik. Burak attı. Artık içime mi doğdu bilmiyorum. Maçın kurtarıcısı oldu Burak. Onun haricinde bakıyoruz şöyle sıralamaya. Evet, ilk sıraya çıktık arkadaşlar. Diğer takımlardan görüyorsunuz bakın. İlk 4'te arkadaşlar beklemediğiniz takımlar var. Yani Galatasaray dışında. Çaykur Rizesi, Kayseri, Eskişehir. Sonra ardından Trabzon, Bursa, Beşiktaş, Antalya, Fenerbahçe şeklinde gidiyor. Sıralama biraz garip yani cidden. Enteresan bir sezon bizi bekliyordu. Öyle de olmuştu zaten. Juventus, Galatasaray maçı var şimdi. Deplasmana gideceğiz. Yani çok zor bir maç olacak arkadaşlar. Şeju doğrusu bu maç oldukça zor olacak ama son derece heyecanlıyım. Bu bizim onlardan daha iyi oynayabilmemizi göstermemiz için büyük fırsat. Burak Yılmaz bizim için sezonun en iyi maçı, hiç şüphe yok. Bu galibiyet için çok değerli. Aynen Burak, aynen öyle. Podolski rehavete kapılmayacağız, bugün kazanan biz olacağız demiş. Maçın favorisi olarak Juventus gözüküyor. Galatasaray'ın son zamanlardaki kötü performansından dolayı biraz çöküş yaşıyor Galatasaray ama umarım bu maçı alacağız arkadaşlar. En azından şuradan ayrılacağımız bir puan bile bizim için çok önemli. Deplasman baskısı var üzerimizde. Ben elimden geleni yapacağım. İnşallah takım da elinden geleni yapar ve bu maçı alırız. En azından bu maçtan puanla döneriz diyorum. Morata ileriye doğru. Dybala çıkartıyoruz. Mükemmel bir kurtarış yaptık. Kaleye geçiyorum şimdi. Cuadrado ileriye doğru Morata'ya. Korner. Çok güzel bir kurtarış yaptık arkadaşlar. Görüyorsunuz burada. Mükemmel çıkardık. Dybala atamadı. Şimdi korner kullanacak Juventus. İyi ki çıkmışız. Bazen de ileri çıkmak işe yarıyor. İleri arkaya doğru Cellini Morata indirdi. Ne yazık ki Bilal, ah Bilal, hareket etmesen çıkartabilirdin orada. Morata atıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Juventus'ta iyi kafa vuran, topu iyi indiren oyuncular var. Cellini burada, gerçi bizim bizim oyunculardan indiren olmuş oldu da bakalım, bir daha izleyelim pozisyonu, tam göremedim. Bizim oyuncu indirmiş topu kale önüne. Bakıyoruz. Yok, Cellini indirmiş. Cellini Morata indirmiş. Orada Bilal de topa sırtını dönmüş. Ah Bilal ah. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 1-0 öne geçti Juventus. Bu maç Snyder'den bir gol bekliyorum arkadaşlar. Umarım Snyder bir gol bulur bu maçta. Umarım berabere bitiririz en kötü. Kesinlikle mağlubiyet istemiyoruz arkadaşlar. Hazır Juventus'ta ilk maçını kaybetmişken bu bizim için büyük bir şans. Everton'un önüne geçebilmek için. Yani Juventus birinci bitirdiği takdirde bizim ikinci olabilmemiz için önemli bir şans bu. O yüzden bu maçtan beraber ayrılmak istiyoruz. Yalnız Juventus hava toplarını çok iyi oynuyor. Bizim defansta hava toplarında arkaya görmüş olduğunuz şekilde çok fazla top bırakan bir takım arkadaşlar. Defansımız bu yönden zayıf. Artık iş forvete düşüyor. Ben özellikle Snyder'e güveniyorum bu maçta. Bakalım Snyder'den umarım bir gol bekliyoruz. Şimdi Cuadrado. Cuadrado bana doğru geldi şimdi. Şimdi sol kanattan Hakan Balta. Hakan Balta. Snyder'e tekrar Hakan Balta. Winchester girdi araya ve uzaklaştırıyor topu. Şimdi taç atışını kullanacağız. Hakan Balta Snyder'e. Snyder pasını verdi Burak Yılmaz.
Bonucci. İlk yarı bitmek üzere. Winchester'da top ve ilk yarıyı bitiriyor hakem. Neyse, ilk yarının sonlarına doğru biraz bastırdık. Bakalım ikinci yarı, umarım gol buluruz. Burak. Podolski. Döndü, vurdu. Buffon. Şimdi Burak'la devam edecek hatamız. Burak Yılmaz. Hadi Burak, verdi. Selçuk atıyor. Selçuk İnan. Bu maçta boş geçmedi Selçuk. Fenerbahçe maçında atmıştı. Defans böyle birbirine düşürüyor Selçuk. Burak yine efsane. Orada Burak çekti zannedersem topu. Aynen, Burak çekti. Burak sanki forvet değil de orta saha gibi arkadaşlar. 3 maçtır. 3 maçta 2 asist yaptı Burak. Görüyorsunuz, böyle Selçuk'un önüne bıraktı. Selçuk da topu ağlarla buluşturuyor. Burak yani skora asist olarak yansıtıyor şu anda oyunu. Ama çok da güzel oynuyor Burak. Umarım bu, daha da çok gol bekliyoruz ve daha çok asist bekliyoruz Burak'tan. Morata. Morata çok güçlü yapmışlar arkadaşlar. Yani çok güçlü bir oyuncu gerçi de. PS'de de çok güçlü yapmışlar. O yüzden dikkat etmemiz lazım ileri alanda. Snyder. Hadi Snyder. Senden bir gol bekliyorum bu maç. Snyder atacak abi. İnanıyorum. Şimdi Selçuk. Hadi oğlum. Neden bir gol daha bulmayalım? Hernanes kaptı. Burak Yılmaz sol kanatta. Buffon. Buffon çok atladı. Burak çok ilginç hareketler yapıyor. Görüyorsunuz. Hakan burada Burak'ın önüne bıraktı. Hakan da açıkta çok iyi oynuyor, sol açıkta. Sağ bek değil, sanki sol açık gibi oynuyor arkadaşlar. Burak'a bıraktı. Burak da böyle ilginç bir vuruş yaptı ama Buffon'u zorladı cidden. Şimdi bakalım Snyder. Hadi oğlum. Snyder açtı ortasını. Şimdi Hakan balta. Selçuk, Hakan. Burak. Burak Yılmaz. Top hala onda. Yalnız Juventus şimdi kontra atağa çıkabilir. Hadi oğlum Burak. Burak oynadı. Podolski. Podolski. Panzer atıyor. Lukas Podolski. 2-1 yapıyoruz deplasmanda. Galatasaray comeback diyoruz. Galatasaray geri döndü arkadaşlar. 2-1 oldu. Podolski Buffon'un köşesine. Bakın arkadaşlar, orada da kaleciler yani Buffon olsa bile yapacağı bir şey yok. Anlatmaya çalıştığım şey bu yani, baştan beridir. Yani öyle birebir de kaldığında futbolcu ceza sahasının içinde, yani hangi kaleci olursa olsun çıkarması çok zor. O yüzden bizim yediğimiz gollerde aslında bizim hatamız yok. Şimdi offside dedi hakem. İyi bakalım, 2-1 oldu. İnşallah maçtan rahat ayrılırız arkadaşlar. Yani Juventus bastıracaktır. Ben de şöyle Burak'a doğru uzatayım topu. Juventus'un ataklarını önlememiz lazım. Şimdi indirdi Selçuk. Snyder. Snyder uzun bir pas oldu. Juventus sol kanattan yükleniyor. Evet, güzel. Top dışarıya çıktı kontrolümüzde. Zaza giriyor arkadaşlar. Zaza tehlikeli bir oyuncu. Ben MyClub'dan biliyorum. MyClub'da ileride oynatıyorum Zaza'yı. Yani çok iyi oyuncularım var ama Zaza'yı tercih ediyorum şahsen. Zaza 80'lik bir oyuncu değil, sanki 90'lık bir oyuncu gibi. Kontrol ve vuruşları olsun çok iyi. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Juventus artık kozlarını oynuyor diyebiliriz arkadaşlar. 80. dakikaya giriyoruz yavaş yavaş. Artık maçta heyecan başladı. Morata'ya doğru güzel indiriyoruz. Defansımız son dakikalarda hata yapmıyor. Hep böyle devam edelim gençler. Podolski ikinci golün sahibi, pasını verdi. Hakan. Hakan. Winchester. Şimdi Winchester ileri doğru uzatıyor. Morata'ya doğru. Hep havadan top oynuyorlar. Biliyorlar ki ileride güçlü bir oyuncu var. Morata gibi. Hep havadan uzun top oynuyorlar arkadaşlar o yüzden. Ama defansımız şu ana kadar yanılmadı. Zaza. Zaza indirdi görüyorsunuz. Morata. Zaza işte böyle topları değerlendirebilen bir isim. Selçuk. Riske atmayalım Selçuk. Sakin oynayalım. Kedira. Zaza'ya doğru. Aman diyeyim gençler. İçeride boş bak adam. Zaza çıkarıyorum. Çıkarıyorum. Mükemmel çıkardık arkadaşlar. Çok önemli bir kurtarış yaptık. Zaza'nın şutunda. Maçın son dakikalarında. Şaşırtıcı bir şut geldi Zaza'dan. Şimdi Alexandro. Hadi Burak. Burak kesersin orada topu. Şimdi Zaza. Zaza. Top hala onda. Kedira'ya oynadı. Kedira bitirdi. Hakem bitirdi. Böyle seviniyoruz. Semih'le Şeycun'un sevinci. Çok önemli bir maçtı bizim için. 3 puan aldık. Türk'ün gücünü gösterdik arkadaşlar Juventus'a.
Galatasaray Juventus'u önceden bir kere daha yenmişti galiba, 2 yıl önceydi. Bu bir karlı bir maç vardı. Hatta Allah'ım gol, Snyder'in golü sonrasında Allah'ım gol diye bağırmıştı spiker. O anları falan hiç unutmayız arkadaşlar. Evet, bir sonraki maçımız Trabzon'daymış. Dostlarım, bir aylık bir hasretin sonundan kaleci kariyeri videosu geldi. Dedim bir yorgundum. Ama ilk açılışı kötü yapmış olsak da devamı çok güzel oldu arkadaşlar. İki maçı da çevirdik sonradan. Çok güzel çevirdik hem de. Aynı şekilde 2-1'lik skorla çevirdik. Bakalım arkadaşlar artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hemşire Games ailesi, bu videoya like istiyorum. Bol bol like atın. Kendinize iyi bakın.